Necdet Pamir stüdyomuzda hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi problemi ortaya koymak için böyle en tepeden bakalım istiyoruz sizle. Çünkü zira sınırımızın öte yanında da koridorlar üzerinden, enerji koridorları diye bir takım haberleri sürekli konuşup duruyoruz. Çatışmalar var. Dün Hatay'da karakola saldırı oldu. PKK, YPG. Bütün bu konuların içerisinde de bir enerji meselesi geçiyor. Ama bizim bütün görüntümüz... Temel görüntümüz nedir diye sorduğumuzda hiç fırsat getiremiyoruz hep ayrıntı konuşmaktan. Bu kez geniş bakalım istiyoruz. Peki. O tabloyu bize yansıtır mısınız? Biz nasıl dışa bağımlıyız? Neden dışa bağımlıyız? Türkiye örneğinden o zaman hareket edeceğiz. Yani küresel ölçekte değil. Şimdi o arada da tabii mutlaka hani şu koridor meselesine geleceksek de o zaman dünya petrol ve doğalgaz rezervlerinin petrolde %48, doğalgazda %43'ünün Orta Doğu'da olduğu ve üretim maliyetlerinin dünyanın diğer yörelerine göre çok daha düşük olduğunu anımsatmamız lazım. O aşamada eğer bir daha fırsat bulursak. Şimdi Türkiye şu an tükettiği enerjinin %31'ini doğalgazla, %30'unu petrolle, yarıya %25'ler civarında da kömürle karşılıyor. Yani 3 fosil yakıt ağırlıklı olarak bizim enerji tüketim profilimizi oluşturuyor. Ancak burada altı çizilmesi gereken şey sizin biraz önce vurguladığınız gibi dışa bağımlılığımız. Biz %31'ini karşıladığımız, yani Türkiye'de tüketilen bütün enerjiyle ilgili ne varsa, yani elektrik üretiminden tutun evsel kullanıma, sanayinin ihtiyaçlarına, bunun %31'ini doğalgaz, başta ulaştırma olmak üzere %30'unu da petrolle karşılıyoruz o ihtiyacın. Şimdi bu iki kaynakta da petrolde %93, doğalgazda %99 neredeyse tamamen dışa bağımlıyız. Kömürde de yarı yarıya bağımlıyız. Ama toplamda baktığımız zaman, yani Türkiye'nin tükettiği enerjinin ne kadarı dışarıdan geliyor, ithal kaynaklardan oluşuyor dersek, o zaman da %76 rakamını buluyoruz. Şimdi çok yüksek değil mi bu? Çok yüksek tabii. Çok yüksek ve sizin cari açığınızın en önemli nedeni, ama sadece ekonomik olarak bakmayalım. Yani bir fikir vermesi açısından söyleyeyim. Türkiye'nin tüm ithalatının %18 ile %25'i arasında bir seyir izliyor. Örneğin 2014 yılında petrol ve doğalgaz fiyatlarının görece daha yüksek olduğu, yani şu son dönemlerde biraz anlamsız olarak düştü. Anlamsız derken piyasa dinamiklerinden ziyade onun bir jeopolitik boyutu da var. Yani o ayrıntılara girmeyelim ama petrol fiyatlarının ve doğalgaz fiyatlarının yüksek olduğu, talebin de ekonomik kriz önceki dönem diyeyim, yani dünyadaki ekonomik kriz ve Türkiye'deki sıkıntılar öncesinde $55 milyar ödüyorduk biz petrol, doğalgaz, petrol ürünleri ve kömür dış alımlarına $55 milyar ödüyorduk. Yani bu bir kere ekonomik bir yıkım, ama onun ötesinde bağımlı olduğumuz ülkelere bakarsanız, ağırlıklı olarak bağımlı olduğumuz enerji ithalatında, ki Rusya, İran ve Irak hemen öne çıkıyor. Şimdilik görece böyle İlişkiler iyi gibi görünse bile temel meseleler itibariyle baktığınızda dış politikada özellikle Müslüman kardeşler odaklı bir oyun oynamaya çalışan Orta Doğu Afrika coğrafyasında kendine çok büyük şeyler vehmeden ve yani tersten olacak ama Müslüman mahallesine salyangoz satmaya çalışan, yani Şii ağırlıklı bir İran, Irak düşünün. Bunlarla ilişkilerinizin iyi olduğunu söylemeniz izlediğiniz politika nedeniyle mümkün değil. Aynı şekilde Rusya ile ilişkileriniz görece şimdi iyi görünebilir. Dolayısıyla ekonomik yıkımın ötesinde dış politikadaki hareket kabiliyetinizi de, size yönelik bu ülkelerin tehdit algılamasını da dikkate alırsanız son derece riskli bir politika izleniyor. Ve hemen şunu söyleyeyim, programın başta anonsunu yaparken ben de içeride izliyordum siz. Yani Enerji Bakanı'nın sürekli böyle algı operasyonuyla sanki çok büyük işler yapıyor. Evet, yapıyorlar ama bu ulusal çıkara uygun mu, kamu yararına mı? O çok tartışılır, hatta tartışılmaz. Tam da onun zıttına. Şöyle söyleyeyim. Enerjide dışa bağımlılığımızı düşürdük, daha da düşüreceğiz. Yaptığımız, yapacağımızın teminatıdır diyor. Yani görseller... Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz deyince aynen. Teminat ortaya çıkıyor aynen. Zaten de. Aynen facia. Ve %67 idi. Bu iktidar iş başına geldiğinde Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı 1990'a gidin %51'di. 2002'ye geldiğiniz zaman %67 idi, şimdi %76. Şimdi 67'den 76'ya çıkarıyorsunuz enerjide dışa bağımlılığı ve biz azalttık diyorsunuz. Yani ilkokul öğrencisi bile aritmetikte hani 76'nın 67'den bir miktar daha
büyük olduğunu bilir ya. Aynen. Şimdi yansılarda sizin sağladığınız çeşitli verileri sunuyoruz. Tabloyu tam olarak izleyenlerimiz de görsün diye. Şimdi bu verilerle ve %70'leri aşmış bir bağımlılıkla Türkiye'nin dış politikası ki jeopolitik diye baktığınız şey de orada önünüze çıkar hemen değil mi barajlar? Nasıl yürütülebilir o zaman? Hani bu yürütülebilir değil. Şimdi bir tespit yaparsınız dersiniz ki benim ülkemin kaynağı yok. Şimdi bunların iddiası şu. Petrol, doğalgaz, enerji kaynakları ticari bir metadır. Bunun stratejik bir boyutu yoktur. Alınır satılır her olaya yani kendi çıkarları açısından ticari olarak yaklaşıyorlar. Ne dediğim gibi ulusal çıkar ne kamu yararı bunların hiçbir önemi yok. Bir de stratejik değilmiş. Yani petrolün, doğalgazın stratejik olmadığını iddia etmek için ya saf olmanız lazım ya kasıtlı olarak bir operasyon yapıyorsunuz demektir. Yani öyle değil. İktidara geldiklerinden bu tarafa evet enerji dışa bağımlılığımız artmış ama Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun bütün verilerine bakın, yeni yapılan santrallere bakın. En fazla doğalgaz santrali yapılmış bu iktidar döneminde. Yani kaynaklar açısından tercihlerine bakın o bağımlılığı azaltmak yönünde bir şey yapılıyor mu? Hayır. İkinci sırada tamamen yanlış olarak inşa edilen hidroelektrik santraller var. Yani AKP döneminde inşa edilen santrallere baktığınızda yani bir derenin üstüne havza planlaması yapmadan, can suyu hesabı olmadan, yöre halkının bütün isyanına kulakları tıkayarak gözünün içine baka baka çevre etki değerlendirme raporuna gerek yoktur deyip yasaları arkadan dolanıp anayasayı hiçe sayıp bir derenin üstüne 10 tane 20 tane regülatör dizip yenilenebilir olarak tanımlanan bu kaynağı bile yenilenemez hale getiren, yani ne demek istiyorum? Ekosistemi öyle bir tahrip ediyorsunuz ki uzun vadede belki oradan almayı beklediğiniz parayı da kazanamıyorsunuz, dereyi kurutuyorsunuz. Yani derelerin akış rejimlerini değiştiriyorlar, yönlerini değiştiriyorlar. Dolayısıyla üçüncü sırada kısa da ithal kömür var. Kısa vadede kazanmak için yapıyorlar. O arada tabii. Dere kuruyunca ortada kalıyorlar değil ama mi? Yani böyle saçma olan bize sapan oluyor. Bir şey. Olan bize oluyor. Üçüncü sırada da ithal kömür var. Şimdi bunları yapıp dönüp ondan sonra ben enerjide dışa bağımlılığı azaltıyorum. Böyle bir şey yok. Ve bir de hani ülkeler açısından bağımlılığı söyledik. Tek tek ülkeler bazında analizine girebiliriz ama Rusya'ya siz doğalgazda %53 oranında bağımlısınız. Bu son derece yüksek. Örnek Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'ne diyor ki AB üyesi olmayan bir ülkeden yapılacak herhangi bir enerji kaynağı ithalatının tavanı %30 olmalı. Bunun altına çekilmeli. %38'lerde Avrupa Birliği'nin genel bağımlılığı, bazı ülkeler %100 bağımlı ama adam bunu aşağı çekmeye çalışırken siz %53 bağımlısınız. Petrol ürünlerinde bu rakam %20'leri buluyor Rusya'ya bağımlılığınız. Kömürde %32'si ithalatınızın. Siz bunun üstüne %100 inşaatını, işletmesini, yakıt sağlanmasını ve yakıt muamelesi dediğimiz atık yakıtın ne yapılacağını %100 Ruslara verdiğiniz bir anlaşmayla gırtlağınıza kadar Rusya'ya bağımlısınız, bir taraftan da NATO üyesisiniz. Yani olacak şey değil, eşyanın tabiatına aykırı ve sürekli olarak ülkeyi risk altına sokuyorsunuz. Bir de nükleer belamız var. Şimdi Rusya'ya bağımlıyız, İran'a bağımlıyız. Petrolde de Irak'a. Ama Irak'ta da çok Irak tartışmalı. Irak deyince de Amerika mı? Hayır şöyle şimdi, Irak'ın toprak bütünlüğünü hiçe sayarak yıllardır... Şimdi konuştuklarına bakmayın ya da bakalım beraber. Bakalım, aynı Fethullah meselesinde Enerji gibi. Bakanı gidemedi Irak'a, uçak kalktı Konya'ya geri indi yani. Evet, herhalde rotayı şaşırdı pilot. O her şeyin bir izahı oluyor, yalandan kim ölmüş. Şimdi olay şu, Irak'ın toprak bütünlüğünü hiçe sayarak 2010'lu yıllardan bu tarafa, yani Maliki döneminden bu tarafa, Irak anayasasına göre, mevcut yasalarına göre, Irak anayasası madde 110, 111, 112... Neresinde üretilirse üretilsin petrol ya da doğalgaz tüm Irak halkına aittir. Yani Irak'ın kuzeyinde üretilen petrol Barzani'ye, Talabani'ye ait değildir. Hepsi anayasaya göre tüm Irak halkınındır ve onun adına da ilgili yasalara göre, anayasaya göre merkezi hükümet bunun ihracından SOMO, State Oil Marketing Organization ihracından sorumludur. O para... Satılan petrolün parası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1483 sayılı yasasına göre gider Birleşmiş Milletler'in Irak için açtığı geliştirme fonu hesabına yatar. Kuveyt işgalinden dolayı bir savaş tazminatı ödenir. %5'i kesilir bu paranın Kuveyt'e vermek üzere. Geri kalanı Irak Merkez Bankası hesabına yatar. Şimdi Birleşmiş Milletler kararları, anayasa, 101 ve 272 sayılı Irak'taki yasalar bunun hilafına
Barzani ile beraber buradaki AKP takımı ne yapıyor? Önce kamyonlarla başladı kaçak petrol, onların deyimiyle, Irak'ın deyimiyle. Irak'a ait petrolü siz kaçak olarak kamyonlarla Türkiye üzerinden taşıyorsunuz, ticaretine yardımcı oluyorsunuz. Ama daha sonra Irak-Türkiye ham petrol boru hattı anlaşması hilafına, bizde Kerkük Yumurtalık diye bilinir, başlangıç noktasıyla son noktası. Ben özellikle Irak-Türkiye ham petrol boru hattı diyorum. Çünkü Irak hükümetiyle, Irak devletiyle Türkiye Cumhuriyeti hükümeti arasında imzalanmış bir anlaşmadır bu. Devletler devletlerle anlaşma imzalar. Devletler gidip bölgesel yönetimlerle anlaşma imzalamazlar devletse eğer. Artı bu Irak'ın da toprak bütünlüğüne, hukukuna, her şeyine aykırıdır. Uluslararası hukuka da aykırıdır. 50 yıllık anlaşma imzalamışlar Barzani ile. Şimdi bu sefer de Irak-Türkiye ham petrol boru hattını eklediler bu kamyon ticaretine. Ölçüm istasyonu var Irak tarafında. Bizim Habur'un karşısında Fişkabur denen yerde Somo'ya ait, yani Irak devlet şirketine ait ölçüm istasyonu var. Kerkük, kuzeydeki diğer sahalar ve orta güney sahalardan gelen petrolün tamamı Kerkük Yumurtalık ya da Irak-Türkiye ham petrol boru hattına girmeden önce ölçülüyor. Ceyhan'da da ölçülüyor miktar. Dolayısıyla sattığınızı, buraya ne kadar geldiğini, Irak'taki bölgesel yönetimin Irak hükümetine taahhüt ettiği günlük 550 bin varil miktardaki petrolü verip vermediği, bütün bunlar zapt altına alınıyor normal koşullarda. Siz ne yapıyorsunuz? Kamyonlarla kaçak. Kerkük Yumurtalık boru hattına da bir bypass hattı çekiyorlar. Bu ölçüm istasyonunu bypass ediyorlar ve şakır şakır senelerdir bu petrol buradaki iktidarın katkılarıyla geliyor Ceyhan'a. Ben antisemitizm falan yapacak en son insanım ama One Minute Show'unun olduğu günlerden bu tarafa bu petrolün en büyük kısmı da İsrail'e gidiyor. Yani konuştuklarıyla yaptıkları taban tabana zıt. Ondan sonra da şimdi açıklamalara bakın. Davutoğlu çıkmış hala konuşma cesareti gösteriyor. Yani insanların yüzüne nasıl bakıyor? 10 maddelik öneriler getiriyor. Bu Davutoğlu ki tabii ki Tayyip Erdoğan'la beraber onun onayı olmadan konuşabilir mi? Sürekli balon yükseklik kaybettikçe aşağı birilerini atıyorlar. Belediye başkanı olabilir, bu Davutoğlu olabilir, kim olursa. Hepsini hepiniz beraber yaptınız. Şimdi de diyorlar ki Irak hükümeti ne derse o olur. Tam tersine Davutoğlu diyor ki 2010'lu yıllarda, bunun belgeleri var. Yani biraz arşiv tararsak hepimiz buluruz. Benim sunumlarımda da var. Diyor ki Irak hükümeti bizim Barzani ile yapacağımız ticarete karışamaz. Şimdi de oturmuşlar diyorlar ki biz ne yaparsak Irak hükümetiyle yaparız. Barzani ile iş yapılmaz. Ha, yanlıştan dönülmesi önemli zaten de. Bu dönemsel. Bunların bir genel gidişatı var. Mehter takımı gibi. Gerektiğinde bir adım geri çekilirler, iki adım yan tarafa atarlar ama sürekli olarak o hedef doğrultusuna gidiyorlar. Evet, çünkü çıkar ilişkileri mi kurulmuş? Kesinlikle, kesinlikle. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nde de çeşitli gazetelerde gündeme getirildi AKP'lilerin o kaçakçılıkla ilgili IŞİD'e hatta gittiğine dair iddialarla kesinlikle beraber. Ciddiyeti var mı sizce? Ya ciddiyeti olmaz olur mu şimdi? Hani Amerika ne derse doğrudur, yok böyle bir şey. Yani Amerika'nın yatacak yeri yok. IŞİD'in arkasında ne var? PYD'nin arkasında kim var? PKK'nın arkasında kim var? Ya bunlar artık herkes kendi inancında ne söylerse söyler, düşünür. Ama şimdi Amerikan Hazine Bakan Yardımcısı Cohen diyor ki, hani o zamanki IŞİD'le petrol ticareti Türkiye üstünden yapılıyor diyor. Sadece Türkiye üstünden yapılmıyor. İşin içinde bütün ülkeler olabiliyor. İran da olabiliyor. Bu kaçak petrol işinde İran da var mesela. Yani ama İran da aynı şekilde suçluyor Türkiye'yi. Irak da suçluyor. Irak bu dediğim kaçak petrol ticareti için daha önce Winston & Elkins diye bir uluslararası firmayı tuttu. Halen Türkiye ve BOTAŞ tahkime verilmiş durumda. Paris'te mahkemesi sürüyor kaçakçılık iddiası üzerinden. İşin bir tarafında bu var. Ne zaman sonuçlanacak o? Valla süreç devam ediyor. 2014 yılında verildi. Yani mahkemeye, Paris'teki tahkim mahkemesine. Bu sürüyor. Şimdi hep pazarlıklar sürüyor. Siz şimdi Irak'ın başına bir IŞİD belası sarıyorsunuz. Hani ölümü gösterip sıtmaya razı etmek için. O sırada Irak'ın sahalarını kim nasıl kapabilir? Merkezi hükümeti ne kadar zorlayabiliriz? Ona bakıyorlar. Adam kafasını kaldıramadığı zaman zorunlu bir takım ilişkilere girebiliyor. Şimdi IŞİD'den tamamen kurtulabilmek için yahut bu Barzani'nin macerasına dur diyebilmek için geçici bir süre için Türkiye ile Irak yakınlaşmış görünüyor. Irak'ın 50 bin tane uyarısı var Türkiye'yi, sadece Maliki döneminde değil. Ebadi zamanında da sürekli olarak suçluyorlar. Daha düne kadar Başika meselesi aklınıza ne geliyorsa taban tabana zıttız. Çünkü gitmişsiniz, yani
etnisite üstünden konuşmak en zor şey, yani olanı söylemek için söylüyorum. %70 Şii ağırlığı olan bir memlekette Müslüman kardeşçilik oynamaya kalkıyorsunuz. Özel temsilciniz istenmeyen adam ilan ediliyor. Yani bunları unutmamız mümkün değil. Şimdi geçici olarak bu Barzani referandumu üzerine... Tabii Rusya ve İran'ın etkisiyle, bölge ülkelerinin etkisiyle muhtemelen. Rusya ve İran'la da ilişkilerimizin bu kafa yapısı sürdükçe, bu iktidarın bu kafa yapısı sürdükçe sürekli olması mümkün değil. Bu dönemseldir. Rusya ile yakınlaşmanızın temel nedeni nedir? Yani uçak krizinden bile sonra. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya ve enerji özelinde Gazprom'a uygulamakta olduğu ambargolar var. Kırım meselesi yüzünden Rusya'ya, enerjideki tekelini kırmak için Avrupa üzerindeki Gazprom ve onun yöneticilerine baskısı var Avrupa Birliği'nin. ABD'nin de gene aynı nedenlerle baskısı devam ediyor Rusya üzerinde. O zaman düşmanımın düşmanı dostumdur. Türkiye'yi de sıkıştırıyor AB ve ABD farklı farklı nedenlerle. O zaman bu iki aktör fazla da hani hukukun üstünlüğüne çok da önem vermeyen iki aktör çok daha kolay bir araya gelebiliyor. Bu yarın böyle devam edecek değil. Tipik bir örnek vereyim. Şimdi siz böyle flört ediyorsunuz falan, Rusya ile görüntü bu, ama örneğin siz Barbaros Hayrettin Paşa sismik arama gemisini Kıbrıs sularına yolluyorsunuz. İki gün sonra bir bakıyorsunuz, Güney Kıbrıs Rum yönetimi tamam, Yunanistan tamam, tatbikat yapıyor, ama buna kim eklemleniyor? İsrail. Kim eklemleniyor? Rusya. Ne alaka? Çünkü Akdeniz'de çok önemli çıkarları var ve sizin politikalarınız taban tabana zıt. Çünkü IŞİD meselesiyle ilgili Rusya'da kaç kez Türkiye'yi uyardı. Çok geniş bir Müslüman nüfusu var. Birçok eylemin arkasında işte Özbekistan kökenli vesaire, yani eski Sovyet sisteminin içindeki Türk Cumhuriyetlerinin vatandaşlarını son tahlilde görüyorsunuz. Yani tehdit algılaması açısından söylüyorum. Hızla değişen dengeler var sahada, o hızla partnerler değişebiliyor. Ciddi bir kritik süreç yaşıyor çünkü dünya sadece Türkiye değil bölgesel olarak. Peki Necdet Bey, şimdi böyle zamanda iyi kullanalım istiyorum da siz yayına girmeden önce ben manşet atacağız dedim. Manşeti bu dönemsel olmasına vurgu yaparak mı, yoksa bağımlılıktaki boyut olarak mı koyalım? Şimdi şöyle, manşeti nasıl atarsınız tabii ben onu bilemem, o sizin mesleğiniz. Ama hangisi daha önemli oluyor? Şunu söylemek lazım kamuoyuna. Ben mesela dün bir hekim arkadaşımla konuşuyorum, doktorla. O da hani benim ilgi alanımı bildiği için bir iki soru sordu. Ama bizim kaynağımız yok değil mi? Hayır, tam tersine Türkiye'nin çok zengin enerji kaynakları atıl bekliyor. Yani enerjide bağımlılık kader değildir. Dolayısıyla... Bir fikir vermesi açısından söyleyeyim. Türkiye geçen sene 278 milyar kilowatt saat elektrik harcamış. Bunun yarısı ithal kaynaklardan ve o anlaşmalarda devam ediyor. Şunu demeye çalışıyorum. İtalya'da yerli bir yapı giderken 278'i bulmuşsunuz. Tam dışa bağımlıyız. Elektrikte %51 bağımlıyız. Ama Türkiye'nin şu anda devreye almadığı, inşaatı sürüyor olabilir, hiç inşaata başlamamış olabilir, lisans almamış olabilir potansiyeli, bütün yerli kaynaklarımız, yerli lignit kullanırız kullanmayız tartışırız. Hidro, devreye girmeyen, güneş, rüzgar, jeotermal, biyoyakıt, bir de enerji verimliliği 808 milyar kilowatt saat bekliyor. Bakın 278 tükettik, ağlıyoruz dışa bağımlıyız diye. Sizin 808 milyar kilowatt saatiniz bu benim... Çok büyük bir oran, evet, ama bu. Dün akşam evde kendi kendime karar vermedim buna. Yani Enerji Bakanlığı'nın bağlı ve ilgili kuruluşlarının çalışmaları, özellikle Yenilenebilir Enerji Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün resmi verileri üstünden söylüyorum. Mühendis odalarının çalışmaları üzerinden söylüyorum. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi'nde bizim yaptığımız, senelerdir yaptığımız çalışmaların sonucunu söylüyorum. 808 bekliyor, siz nükleere gidiyorsunuz. 808 bekliyor, siz yeniden ithal kömüre gidiyorsunuz. Yeni doğalgaza gidiyorsunuz. Örneğin enerji sektöründe bile çok bilinmiyor. 4 tane tanker siparişi yapmışlar deniz. Yani ikisi LNG, sıvılaştırılmış doğalgaz. 2 tanesi FSRU diye İngilizce baş harflerinden Floating Storage Regasification Unit. Yani gidiyor gazı alıyor herhangi bir ülkeden, Cezayir'den diyelim. Getiriyor buraya, onu gaza çeviriyor. Dolayısıyla hani sıkıntılı kış aylarında derdimize deva alıyor. 100 milyonlarca dolar buna yatırılmış. Bunun anlamı nedir? Yeni doğalgaz bağlantılar. Yani şikayet ediyoruz dışa bağımlılıktan. Yerli kaynağınız duruyor. Dolayısıyla
dışa bağlı. Maliyetli mi? Niye duruyor bizim yerli kaynaklarımız? Ha, şöyle söyleyeyim. Şimdi güneş hemen ne diyorlar? Hı. Efendim 7-24 ya da bütün gün boyunca güneş yok. Elektrik depolanamaz. Hayır, elektrik depolanıyor. Belli bir verim kaybı oluyor ama bütün gün alabildiğiniz kadar ışığı alıp bunu elektriğe çeviriyorsunuz, kullanıyorsunuz, kullanamadığınızı depoluyorsunuz. Dolayısıyla bunların maliyetleri dünyada son derece hızlı düşüyor. Son 10 yılda %60'tan fazla güneş enerjisi yatırımlarında, fotovoltaikte çok ciddi düşüşler var. Rüzgar zaten konvansiyonel kaynaklarla kafa kafaya geldi. Ama 48 bin megawattlık bir kapasiteniz bekliyor. Siz 1000 megawattlık bir iş yaptık diye bunun reklamını yaygara yapıyorsunuz. Onu da yaparken hangi şirketler yapıyor? Yerli şirketlerin önü açılıyor mu, kapanıyor mu? Bu konuda yıllardır çalışanların, yerli imalat yapmaya çalışanların ona bakmaya lazım. Şeytan ayrıntıda gizli. Dolayısıyla yani pozisyon aldıkları zaman güneş enerjisinde yabancı bir firma yanına kimi koyduğunuz? Yerli kömür diyorlar. Kime verdin, hangi koşullarda verdin? Verimini belirledin mi ihaleye çıkarken? Kazan tipi belli mi? Yakma teknolojisi belli mi? Salımının limitini koydun mu? Hiçbiri yok. Veriyorsun. O konuda ihtisası olmayan bir yabancı şirket, yanına size yakın bir şirket diyelim. Bunu veriyorsunuz. Kim bana en ucuza elektrik üretirse kömürü de bedava veriyorum. Kömürü sen bedava veremezsin. O halka ait. Yani böyle bir şey yok. Onun için yani enerjide bağımlılık kader değildir. Dışa bağımlılıkta özellikle bu dış politikadaki yönelimlerimize de dikkat ederek kesinlikle hiçbir ülke, bu ister Azerbaycan olsun, yani en yakınımız olması beklenen hangi ülke olursa olsun aşırı bağımlılığa gidilmemesi lazım. Yerli kaynaklarınıza dönmelisiniz. Bu hem istihdam kaynağıdır, hı hı, hem dışa bağımlılığı kırarsınız, hem küresel ısınmaya olumsuz katkıları en aza indirgersiniz. Şimdi biz büyük resme bakacağız dedim. Çok net ifade ettiniz. Kader değildir. Kaynaklarımız var. Potansiyel zaten 200 lira, 800 lira yani o orana, evet, baktığın zaman zaten ortaya çıkıyor. Ama bir de başka bir konu daha var. AKP güven vermiyor. Berat Albayrak açıklamalarına rağmen verilerle doğrultuda, aynı doğrultuda gitmiyor. Yalan demek istemiyorum da yani algı yönetimi bir şey yapıyorlar. Yani verilere uygun konuşmadığını görüyoruz. Bütün bunlar yaşanırken de canlarımızı yitiriyoruz. Tabii, bu Şırnak'taki tabii, meseleye tabii, gelelim. Şimdi 7 işçi hayatını yitirdi. Kaçakmış deyip sorumluluk almıyorlar. Bu nasıl bir şey, ben anlayamadım. Ya bu ülkeyi kim yönetiyor? Hani Demirel'in bir lafı var. Bir tane koyun kaybolsa sorumlusu benim. Devleti yönetme iddiasındaysan öyle kaçak bir çalışmaya izin verilmez. Kaçak olmayan da Soma'da ne oldu? Yani önemli olan şu, her işi taşerona veriyorlar. Nerede daha fazla para varsa gözlerini birçok şeye kapayıp denetimi yapmıyorlar. Hı hı. Bu sadece kömür ocaklarında değil. Yani hidroelektrik diyorsunuz. Örneğin baraj kapısının kapağı Gökdere Köprü Barajı. Siz baraj kapısının kapağını diyorsunuz ki sözleşmeye göre Nisan ayında kapanacak, su tutmaya başlayacak, ondan sonra bunu enerjiye çevireceğim. Siz Nisan'da değil mesela Ocak ayında bunu akıtmaya su tutmaya başlıyorsunuz. Bunun denetimini yapmıyorsunuz ve o sırada da akış önünde işçi çalıştırıyorsunuz. Bunun denetimini yapmayan kim? Başta Devlet Su İşleri. Hı hı. Ama bakıyorsunuz hangi firmalar var, yani şeytan hep ayrıntıda gizli. Ve bu baraj kapağı örneğin patladı, gitti. 12 işçinin ikisi ağır yaralı, onu öldü. 6 tanesinin cesedine ulaşılamadı. Ne oldu? Hesabını kim verdi? Hiçbir şekilde denetim yapılmıyor. Taşeronlaşma var. Dolayısıyla hani denetimi de gidiyorsunuz. Taşeronun yahut da müteahhidin arabasıyla bir geziyorsunuz ortalıkta. Ocağa bile inmeden denetim yapılmış gibi gösteriliyor. Soma'da gördük zaten işte öyle... Bakan bir kere, o dönemin bakanı bir kere açarken çok iyi şey dedi maden ocağı adına. Yani burada tamamen ticarete, ranta endeksli. İnsan hayatını önemsemeyen. Yandaş şirketler türetmeye bakın, görüyorsunuz sürekli olarak bazı şirketler var. ANAP döneminde de vardı. Hani onların hani din imanı yoktur. Din imanı paradır. Orada da vardı, burada da. Bunlar iktidarla hemhal olmuş, iç içe geçmiş firmalar. Hem onlar zenginleşir, hem bu taraf zenginleşir. Dolayısıyla baktığınız zaman hep böyle dön dolaş 5 tane 6 tane firma üstünden şimdi de işler yürüyor. Akkuyu diyorsunuz, onun tabii ki teknolojisine hakim olan kimse yok Türkiye tarafında. Yanlışlardan bir tanesi de o. Akkuyu nükleer santralinde ortak olarak kim aldı diye bakıyorsunuz. Milletin şeyine şey yapan
Cengiz Efendi gene. Yani ne yapacak orada? Bina yapacak. Her yerde karşımıza çıkıyordu. Yani Artvin'de inşaat Cengiz yapacak. İnşaat. Burada Cengiz İnşaat. Yani nedir bu bilgi birikimi? Ne kadar gurur verici. Yani dolayısıyla burada insana, ekosisteme, doğaya kesinlikle önem verilmiyor. Biz hep sürdürülebilirlik lafını kullanıyoruz. Bu gelecek nesillerin de bu kaynaklar üstünde hakkı olduğunu söylemek için kullanılıyor sürdürülebilirlik. Dolayısıyla siz sınırlı kaynaklar olan, yenilenemeyen kaynaklar olarak kabul edilen petrol, doğalgaz, kömüre dayalı ve çevreyi kirleten sistemler yerine gelecek nesillerin de gene kullanabileceği güneş, rüzgar gibi kaynaklara ağırlık vermek zorundasınız ve bunu mutlaka çevreye yansımalarını dikkate almalısınız. Torba yasalarla ÇED'e gerek yoktur. ÇED'in arkadan dolanılması. İşte efendim 10 megawatta kadar olanlarda gerek yoktur. 10 megawattı 9.9 diye çıkıyorsunuz, sonra kapasite artırıyorsunuz. Kaynağını efendim yerli kaynak diyorsunuz, sonradan kaynak değiştiriyorsunuz. Sürekli olarak yasalar arkadan dolanılıyor. Olağanüstü hal var diyorsunuz, hakkınızı arayamıyorsunuz. Olağanüstü hal sürekli uzatılıyor. Potansiyelinizi, kapasitenizi de kullanamıyorsunuz. Kullandırtmıyorlar. Yani söylüyorum somut dediklerim. Yani niye 2002'den bugüne kadar bu kadar sene geçmiş, 15 sene geçmiş, niye en fazla doğalgaz santrali inşa edildi? Bizim elimizde bütün verileri günü gününe takip ediyoruz. Makine Mühendisler Odası 2 ayda bir yeniliyor bütün bu verileri. EPDK'dan takip ediyoruz. Fiili olarak işletmeye alınanlara bakıyoruz. İkinci sırada doğayı tahrip ettikleri HES'ler var. HES'i yapmanın da bir yöntemi vardır. Ve yöre halkına rağmen yapılmaz. Yapılmamalıdır. Suyu da kurutmaz yani. Suyu da kurutmaz ama illa bir yere yapacaksanız, halkın onayını alıyorsanız, yöre halkı da o yatırımdan mutlaka yararlanmalı. Elektriği çok daha ucuza verebilmelisiniz. Yoksul ailelere çok daha ucuza yahut da bedava vermelisiniz yoksul ailelere. Bunların hesabını da yapmışız. Yani meslek odalarıyla beraber oturduk, raporları var. Dolayısıyla, yani olmasın denmiyor zaten. Hayır. Olmasın de olur da makul bir durumda olur, kimseye de zarar vermez. Ekosistemi tahrip etmeyeceksiniz. Sürdürülebilir olur doğa açısından. Evet. Ve halka rağmen yapmayacaksınız. Ama dediğim gibi kader değil. Bu ülkelere bu kadar aşırı bağımlıysanız Rusya'ya, İran'a, Irak'a dış politikanızı da ona göre ayarlayacaksınız. Siz gidiyorsunuz Patriot füzelerini sınıra koyuyorsunuz. Gidiyorsunuz füze kalkanını koyuyorsunuz. Ondan sonra İran'dan iyi ilişki bekliyorsunuz. Adam diyor ki bakın Malatya'ya füze kalkanı yerleştirilmiş. Sadece bir örnek. İran Meclisi Dış Politika ve Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkan Vekili Hüseyin İbrahim'i. İran Meclisi Dış Politika diyor ki İran'a karşı uygulanacak herhangi bir saldırı durumunda kesinlikle Malatya'daki füze kalkanı sistemini hedef alacağız. Yani kendi sahasına girmeden önce kavga Suriye'de ön almaya çalışıyor. Siz Suriye'de gideceğim işte camide, Emevi Camii'nde namaz kılacağım tiradları yapıyorsunuz. Ama gittiniz Astana'da ne noktaya geldiniz? Astana'daki imzalanan anlaşmanın koşullarına baktığınız zaman o söylediklerinizin hepsini yuttuğunuzu, hatta El Nusra'ya niye kötü diyorsunuz diyen Erdoğan'ın onun altına atılan imzayı kabul ettiğinde IŞİD'e ve El Nusra'ya karşı mücadeleyi kabul ettiğini ve Suriye'de laik bir rejimin kurulacağına dair maddeleri kabul ettiğini görüyorsunuz. Yani niye bu hale getirdiniz? Koridoru niye Türkiye'yi böyle sizsiniz? Bir konuma soktunuz değil mi? Çok teşekkür ediyoruz Necdet Bey. Aktaracağınız çok şey var. Alanın uzman kişisi olarak elbette bizim de soracağımız daha çok şey var. Yine konuşuruz. Çok teşekkür yine ederim. Yine sabah sohbetlerinde konular gündeme geldikçe sizin verilerinizden ve yorumlarınızdan yararlanırız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, kolay gelsin.